Şimdi diğer önerge yok diyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na görüşmekte olan 196 sıra sayılı bazı kanunlarda değişiklik yapması dair kanun teklifinin 19. maddesinin 1. fıkrasında yer alan eklenmiştir ibaresinin ilave edilmiştir şeklinde değiştirmesini arz ve teklif ederim. Ayhan Erel, Aksaray, Hayrettin Nuhoğlu, İstanbul, Muhammed Naci Cinisti, Erzurum, Fahrettin Yokuş, Konya, İmam Hüseyin Filiz, Gaziantep, İsmail Tatlıoğlu, Bursa milletvekilleri. Komisyon önergeye katılıyor mu? Katılamıyoruz Sayın Başkan. Önerge üzerinde konuşmak üzere Erzurum Milletvekili Muhammed Naci Cinisli. Buyurunuz Sayın Cinisli. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, aziz milletimizi ve genel kurulu saygıyla selamlarım. Çanakkale Boğaz Zaferi'nin 105. yılında vatanı kurtarma sorumluluğunu canlarından değerli gören başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman atalarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Sözlerimin başında gündemimizin en önemli konusu olan koronavirüs ile mücadelenin devlet millet dayanışması içinde karşımızdakilere saygıyı ön plana alarak gerekli ciddiyetle devam etmesini dilerim. Koronavirüsün küresel bir kriz olduğunu unutmayalım. Bu küresel krizin hayati parçası tabii ki sağlık. Diğer çok önemli ve göz ardı edilemeyecek kısmı ise ekonomi. Esnafımızı, çiftçimizi, sanayicimizi, turizmcimizi korumalıyız. Bu krizden iş dünyamız devlet aklı ve desteği olmadan çıkamaz. Dünyada mali ve ticari sistem sarsılırken ülkemizi koruyalım. Koronavirüsten etkilenen ülkeler birer birer etkili ekonomik tedbirlerini açıklarlarken iktidarın hala koruyucu ekonomik tedbirlerini açıklamamasını yadırgıyoruz. Değerli milletvekilleri, yeniden sarayın bir torba kanunu görüşüyoruz. 2 yıla yakın uygulanmakta olan yeni hükümet sisteminin meclisimizi işlevsiz hale getirmesini önlemek, bilhassa devlet etme sorumluluğunu paylaştırmak için 150 yıllık tecrübeye sahip olduğumuz iyileştirilmiş parlamenter sisteme geçişin acil ihtiyacını torba kanun usulü bile gösteriyor. Bu sistem ve torba kanun karmaşasıyla bir yere varılamayacağını artık anlamalıyız. Geçmiş iktidarların dönemlerinde örneklerine rastlanılmayan torba kanun teklifleri AK Parti iktidarının yasama anlayışını yansıtıyor. Kamunun ihtiyaçlarıyla vatandaşlarımızdan gelen talepleri gidermekten çok uzak olan bu anlayış, ortak akıl ile yapılması gereken yasama faaliyetlerine ve demokrasinin en önemli kazanımlarından olan uzlaşarak müzakere etmeye de engel oluyor. Torba kanun teklifinde yer alan düzenlemeler ekonomik krizin derinleşerek devam ettiğini ve kronikleştiğini gösteriyor. Böylesine vahim bir tabloya yol açan nedenlerde ısrarcı olmak, yapısal düzenlemeleri göz ardı etmek, ülkemizi daha da borçlandıran bir politika izlemek, vatandaşlarımızı korumaktan ziyade ateşe atmaktır. Üzerinde söz aldığım maddede yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının döviz cinsinden katkı payı ödeyerek bireysel emeklilik sistemimize dahil edilmesi, devlet katkısının da Sayın Cumhurbaşkanı'nca %25'ten %10'a kadar indirilmesine dair düzenlemeler bulunuyor. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın döviz cinsinden birikimlerinin ülkemiz ekonomisine girişinin sağlanması tabii ki önemli. Ancak demokrasi ve tutarlı dış politika gibi kalkınmayı doğrudan etkileyen hayati alanlarda devlet aklıyla hareket edilmesinin sağlanması daha da önemli. İstikrarsız iç ve dış politikamız yüzünden ekonomide güven telkin edemiyoruz. Yabancı yatırımcıları ülkemize çekemiyoruz. Yatırımları bulunanlar ise ülkemizden ayrılma peşindeler. Diğer yandan yurt dışından para bulmak için ciddi faizler ödemeyi göze alıyoruz. Bireysel emeklilik sistemine yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı dahil etmek için en az %10'luk bir oranla bile borçlanma yapmayı göze alan kanunları görüşebiliyoruz. 2008 yılında yapılan yasal değişiklik neticesinde Türkiye'de bir gün bile SSK'lı olarak çalışan gurbetçilerimize emeklilik hakkı verilmişti. 2014 yılında yayınlanan genelgeyle de gurbetçilerimizin ülkemizde izinlerini geçirirken çalışmaları durumunda emeklilik hakkı elde edebilecekleri bildirilmişti. Sırf bu nedenle türeyen, gurbetçilerimizi para karşılığı sömüren paravan şirketler kuruldu. Oy uğruna yapılan bu hesapsız uygulamanın zararı yeni kanun ile mi düzeltilmeye çalışılıyor? Fakat lütfen unutmayın ki yanlış yanlışla düzeltilemez. Ülkemizde iç tasarrufların yetersizliği temel ekonomik sorunlardan bir tanesi. Bu nedenle büyümemizi yurt dışından giren kaynaklarla sağlıyoruz. Yurt dışından kaynak gelmediği zaman büyüme yavaşlıyor. Bu girişin iyice zayıfladığı dönemlerde de kriz yaşıyoruz.
Bireysel emeklilik sisteminde yaklaşık 7 milyon vatandaşımızın bulunduğu ve devlet katkısı dahil 106 milyar lira tutarında bir meblağa ulaşıldığı komisyonda çalışmalarda kaydedilmiş. Ayrıca yapılacak değişiklikle önümüzdeki 10 yılda 3 milyar euro civarında bir tutarın sisteme girmesinin beklendiği ifade edilmiş. Buradan elde edilecek gelirle ne yama tutmayan bütçe açığı kapanır, ne de güven telkin edemediğiniz yabancı yatırımcıyı cezbedebilirsiniz. Türk lirasının sürekli olarak değer kaybetmesi halinde hazinemizin üstleneceği mali yükün analizlerinin yapılıp yapılmadığını bilmek isteriz. Bu bağlamda çıkarılmak istenen kanun neticesinde döviz cinsinden ödenecek katkı payının devletimize maliyeti konusunda herhangi bir çalışma yapılmış mıdır, onu da bilmek isteriz. Değerli milletvekilleri, düşük faiz getirisi olan gelişmiş ülkelerdeki sermayeyi yüksek faiz önererek kullanmak isteyen kurumlar ve devletler el... Tamamlayalım efendim. Gurbetçi vatandaşlarımızın tasarruflarını ülkemize çekmek gibi son derece masum görünen bu teklifin ileride neler getirebileceğini lütfen gözünüzde canlandırın. Gurbetçilerimizin helal paralarına karşı yüksek getiri vaatlerinin geçmiş yıllarda nelere yol açtığını, gurbetçilerimizin yıllarca çalışıp edindikleri tasarruflarının nasıl ellerinden alındığını unutmayalım. Bu hesapsız uygulama yeni bir Jet Fadıl, Yimpaş, Kombasan vakası olmasın. AK Parti'nin eski bazı yanlış uygulamalarından sonra gurbetçilerimizi yeni bir kandırmacayla mağdur etmesinden endişe ederim. İktidarın memleket hasretiyle 3 nesildir gurbette yaşayan insanların duygularını daha fazla istismar etmemesini diler. Genel kurulu saygıyla selamlarım. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmemiştir. 19. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmiştir.